Geçmişten günümüze en özel anlarımızın vazgeçilmezi olan altın, aynı zamanda yatırım aracı olarak da tercih edilmektedir. İş ve Başarı Programı ekibi olarak İstanbul'da altın sektöründe hizmet veren bir firmaya konuk oluyoruz ve sahibi Berkan Yurt'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Berkan Yurt ben. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Aslen Mardin Mazıdağlıyım. Kuyumculuk sektöründe ikinci neslim. Baba mesleği kuyumculuk sektörü. Bizim Arena Park alışveriş merkezimizdeki mağazamız 2011 yılından beri hizmet veriyor müşterilerimize. Yaklaşık 10 senedir burada müşterilerimizle güzel diyalog halinde, ekibimizle güzel diyalog halinde iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz. Tabii kendi ailemizin mesleği olan kuyumculuk evveliyatı 86 yılına dayanıyor. Baba, dediğim gibi babamızdan geliyor bu sektör. Baba mesleğini devam ettiren Berkan Yurt, markalaşmanın ve altının önemine değinerek sohbetimize devam ediyor. Bizim sektörde her geçen gün dinamikler, rakipler değişiyor. Her sektörde olduğu gibi. Rekabet artıyor, altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle hizmet kalitesi aslında en ön plana çıkıyor. Markalar ön plana çıkıyor. Aslında bizim oluşumumuz da buna dayanıyor. Eskiden daha yerel, daha tek isimli kuyumcular vardı. Her semtin kendine özel, her bölgenin kendine özel isimsiz kuyumcuları vardı. No name dediğimiz kuyumcu markaları vardı. Şu an daha ulusal, bizler gibi, yakın rakiplerimiz gibi daha ulusal, daha büyük çaplı ihracat yapan, yurt dışında mağazalar açan markalar, markalaşmaya yönelmeye başladı aslında Türkiye, bizim ülkemiz. Hem ülkenin aslında sadece sektörle alakalı değil, hem ülkenin ekonomik yapısıyla alakalı, hem sektörün ekonomik yapısıyla alakalı, büyümesiyle alakalı çok önemli, güzel adımlar. Biz de genç nesil olarak destekliyoruz, artmasını da istiyoruz. Tabii bizim sektörümüz turizmle çok iç içe bağlantılı. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz maalesef bütün ülkelerin kapıları kapandığı için biraz bizim sektör sekteye uğradı. Aynı zamanda artan altın fiyatlarıyla beraber müşterilerde ister istemez kendini geri çekme oldu. Altının her zaman güvenli liman olma pozisyonunu koruduğunu ve korumaya devam edeceğini düşünüyoruz sektörden insanlar olarak. Tabii yeni oyuncular da geliyor dünyadaki ekonomik dengelere, işte kripto para gibi, borsalar gibi. Bu tür yeni oyuncular da gelse bile kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü gerçek değeri olan, her zaman elle tutulabilir, gerçek bir karşılığı olan altın olarak düşünüyoruz. Yani dünyadaki çoğu büyük yatırımcı, ekonomist de benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bazen anlık, günlük talepler, müşterilerin, yatırımcıların getiriye göre talepleri değişebiliyor. Ama uzun vadede baktığınızda altın her zaman değerini koruyup üstüne koymaya devam eder. Bu yüzyıllardan beri böyle olmuştur. Böyle olacağını, devam edeceğine inanıyoruz. Kuyumculuk sektöründe kaliteden ödün vermeden başarılı bir yol izleyen firmanın sahibi Berkan Yurt, müşteri memnuniyetine dikkat çekiyor. Biz çok çeşitli bir mağazamız var bizim burada. Aslında baktığınızda lokasyon olarak burası da çok gelgeç müşterisi olan, çok dışarıdan turist alan bir mağaza, bir AVM değil. Bizim buradaki müşterilerimizin çoğu komşularımız, sürekli gelen, sürekli ticaretimizin, ahbaplık ilişkilerimizin olduğu insanlar. Aslında başarıyı da ben buna bağlıyorum. İnsanlarla bizim sektörümüzde özellikle, biliyorsunuz her ailenin eskiden beri aile doktoru vardır, aile kasabı vardır, aile kuyumcusu vardır. Kuyumculuk çok önemli bir sektör. O yüzden insanlarla iyi ilişkiler içerisinde ticaretinizi devam ettirdiğinizde, karşılıklı keskiyi her zaman ticarette ortaya vurduğunuzda ilişkileriniz daha yeşeriyor, daha güçlü oluyor. Hem siz kazanıyorsunuz, hem karşı taraf kazanıyor. Baktığınızda, doğru yönlendirildiğinde, bizim buradaki en önemli hedefimiz
Öncelikle hizmet vermek, dost kazanmak. Yani ticaretten ziyade insanları kazanmak. İnsanlara düzgün hizmet vermek. Çünkü bizim sektörümüz çok değerli bir sektör. İnsanlar az paralar vermiyor. Ne aldıklarını bilerek, onlara anlatarak aslında eğitim de veriyoruz biz burada müşterilerimize. Pırlanta ile alakalı mesela siz sordunuz hangi ürün grupları var. Pırlanta ile alakalı Türkiye tarihinde çok geçmişi olan bir ürün değil pırlanta. Müşteri nezdinin, tüketici nezdinin çok bildiği bir ürün grubu değil. Bu yüzden kandırılmaya açık bir konu aslında pırlanta. Biz müşterilerimize ürün satmadan önce ürünü detaylı bir şekilde anlatıyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber. Bu ürünün neden bu kadar ettiği, bu ürünün neye göre fiyatlandığı, gerçek değerine, gerçek değerinde satın alınması gerektiğini. Tamam, bu kadar para veriyorsunuz ama değerli bir şeye uygun para vermek var, değersiz bir şeye pahalı fiyat vermek var. Yani bizim aslında ticaret mantalitemiz, burada yönettiğimiz politika her zaman o yönde. Kendimiz almayacağımız şeyi satmayız politikasıyla bakıyoruz. O yüzden başarılı da gidiyor buradaki ilişkilerimiz, ticaretimiz. Ben buna bağlıyorum sebep olarak. Özel günlerde düzenlenen kampanyalar ve indirimlerle ilgili merak ettiklerimizi ekibimize açıklıyor. Şimdi insanların en çok sorduğu şeyler altında nasıl indirim olur? İşte bu kadar değerli şeylerde nasıl bu kadar indirim olur? Aslında altında, bizim yaptığımız altında indirim değil, işçilik, altının işçiliği var. Bizim sattığımız kolye, bileklik modellerinde her birinde işçilik var. Biz işçilikten, yani kendi kârımızdan feragat edip indirim yapıyoruz müşterilerimize. Bunu da hem yeni müşteri kazanma amacıyla hem de mevcut elimizdeki stoğu nakde çevirelim. O nakitle gidip yeni ürünleri yeniden stoğa koyalım. Müşterilere yenilik getirelim mantığıyla yapıyoruz. Biz her sene sevgililer günü, anneler günü, yılbaşı gibi özel günlerde, bizim sektörün özellikle çok önemsediği günlerde çeşitli kampanyalarımız oluyor. Bölgede bu kampanyayı duyurabileceğimiz yerel reklam araçlarını kullanıyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz bu anlamda. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Yani mağazada müşteri getirebilecek, yeni müşterilerle tanışabileceğimiz, insanları mağazamıza katabileceğimiz güzel etkinlikler, sizin dediğiniz gibi indirimler yapıyoruz. Düğün sezonu yaklaştığında artan fiyatları değerlendiren Berkan Yurt'un altınla ilgili tavsiyelerine kulak veriyoruz şimdi de. Aslında her fiyatlama, her ürün, her mamul dünyadaki araçtan tutun, gıdadan tutun, arz talebe göre fiyatlanır. Tabii ki yaz dönemlerinde son 15-20 senedir baktığınızda altın fiyatları hep yükselmiştir. Çünkü talep artıyor. Dediğiniz gibi düğün sezonları açılıyor. Evlenenler, yeni dünya evine gelen çiftler alyansını alıyor, düğün setini alıyor, ailesiyle beraber işte beyaz eşyasını alıyor keza. Yani bizle bağlantılı sektörler, evlilik dönemiyle bağlantılı sektörler. Bu dönemlerde altın fiyatları artar ama sadece hani o döneme bağlı değil, altın benim ilk başta da anlattığım dünyada ekonomik dengeler değiştikçe, ekonomik krizler aslında olduğu sürece altın hep değer kazanır. Ha, olmasa ne olur diyeceksiniz. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez. Her zaman değerli kalmaya devam eder. En güvenli bizim için müşterilerimize tavsiyemiz, tüketici halka tavsiyemiz aslında en güvenli liman her zaman altındır. Yani altından şaşmamalarını öneririm onlara. Her zaman değerini koruyarak değeri yukarı çıkar. Sektöre yeni atılacak meslektaşları için de önerilerde bulunan Berkan Yurt'tan gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Eskiden kuyumcular, siz de bilirsiniz, daha küçük dükkanlar olur. Daha böyle hızlı ayaküstü ticaretler olurdu eskiden. Kuyumculukta denince akla gelen, şimdi daha böyle bizim mağazamız gibi geniş, ferah, müşterilerle birebir sohbet edebileceğiniz, çay kahve ikram edebileceğiniz, daha birebir sohbetlere, daha birebir diyaloglara girebileceğiniz modellemeye doğru gidiyor. Sosyal medya çok ön plana çıkmaya başladı bizim sektörde. Bu pandemi döneminde özellikle internet satışı her sektörde olduğu gibi e-ticaret siteleri çok revaçta. Yeni girecek meslektaşlarıma, yeni girecek kardeşlerime önerim tabii ki her işte olduğu gibi çok çalışmak,